Bir daha lise, belki ortaokulda olan öğrencilere, şu an tercih, yani lisenin başında olan öğrencilere, bilime ilgi duyan öğrencilere tavsiyeleriniz. İki, belli bir üniversiteye gitmiş, akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere genel bahsetmediğiniz, eklemek istediğiniz tavsiyeleriniz var mı? Şimdi önce daha büyük yaştan başlayayım. Başka bir üniversite, şimdi başka bir üniversitede kariyer yapıyor öğrenci, başka bir üniversite lisans öğrencisi devamında akademik kariyer düşünüyor veya bilim yolunda ilerlemek istiyor. Yani burada undergradlara da, lisedeki öğrencilere de benzer şeyler söyleyebiliriz aslında. Yani birisi size niye işe alsın sorusunun, bu işi almak işte ben yanıma asistan olarak da alabilirim bu kişiyi veya başka biri, başka bir patron yanına hani çalışan olarak da alabilir. Neden seni işe alsın sorusunun, o altını doldurmanın, yani o CV'nizi büyütmenin, kendinizi geliştirmenin erken yaşlarda soruluyor olması lazım. Yani ben burada şimdi kendime grad öğrenci alacağım mesela. Örnek vererek konuşayım. Çocuk yani lisans eğitimi boyunca sadece ders almış, derslerden ortalama veya yüksek notlar almış ama laboratuvarın kapısından içeriye hiç girmemiş. Yani bunun dışarısında yapması gerekenin ötesinde, yani o derslerin, işte proje dersleri vardır, staj dersleri vardır, onları almış. Ama bunun haricinde kimsenin yanına gidip bir inisiyatif göstermemiş, bir hocanın yanına gidip yani bu konulara ilgi duyuyorum, Sabancı Üniversitesi'nde olması gerekmiyor, sizinle beraber çalışabilir miyim, bize öğretebilir misiniz dememiş. Şimdi bunları ve demiş öğrenci var mesela. Onun not ortalaması daha düşük ama diyelim ki öbür öğrenci demiş, ellerini kirletmiş. Ben onun laboratuvarda çalışabileceğini veya takım çalışması yapabileceğini vesaire biliyorum. Dolayısıyla o öğrencinin seçimi daha iyi olur benim açımdan. Yani karşı tarafın yerine koyarak kendinizi, benim kendimi nasıl geliştirmem lazım diye düşünmek lazım. Bir de eğer tabii ki akademik kariyer düşünülüyorsa erken zamanlardan itibaren bu akademik kariyerin için işte biraz önce bahsettiğim gibi not ortalaması tabii ki önemli. Üstüne de projelerden de bahsettim. Onun ucunu iyi tutmak lazım. Yani daha sonrasında 4. sınıfı artık başvuru zamanı gelmiş. Yani ortalamanız 2.2. Buradan çok büyük bir akademik kariyer yapma veya iyi yerlere gitme olasılığınız çok düşük. Veya dediğim gibi arada master yapacaksınız, biraz şanslı olmanız, çok çalışmanız vesaire lazım. Şimdi lisedeki öğrenciler için, hani daha ortaokul, lise zamanındaki öğrenciler için de, yani maalesef ülkemizde tabii ki üniversite sınavı gibi bir gerçek var. Ama bence bunun yaşı yok. Yani üniversiteyi beklemenize de gerek yok. Dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip edip artık ortaokul, lise seviyesinde de birçok yarışma görüyorum. Birçok insanın kendilerine yatırım yapabildiğini görüyorum. Bu tür iş ağlarına, buna hani akademik iş ağı da olabilir. Normal iş ağı derken akademik iş ağından bahsediyorum burada. Yani akademik network'ten bahsediyorum. O akademik network'e kendiniz daha erken yaşlarda sokabilirsiniz. Misal yani Sabancı Üniversitesi'nin lise yaz okulu da yapılıyor. Dolayısıyla lise öğrencileri de gelip üniversite öğrencilerinin, üniversite derslerinin liselere uymuş halinin derslerini alıyorlar. Dolayısıyla erken yaşlarda başlamak da mümkün.